Evet kıymetli dostlar belki de en sevdiğim introlardan biriyle açılışı yaptım. Konudan konuya zıplayacağım, konudan konuya atlayacağım. Başlığı belirlemedim inşallah belirleyebilirim. Zaferin Rengi filmi için hazırlanan özel koleksiyon ürünleri Feneryumlarda satışa çıkmış arkadaşlar. Özellikle bağcıklı yakalı formalar buram buram nostalji kokuyor bilginiz olsun. 16 Şubat'ta yani yarın film vizyona girecek arkadaşlar. Ben Kayseri'den de birçok arkadaşımıza hediye edeyim, birlikte gidelim falan dedim ama hiç ses daha çıkmadı. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Fenerbahçe maçı Opet, Aksa Sigorta, Kupa Voley, Çeyrek final maçında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Takımımız yarı finalde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Yani tek rakibim Türk Hava Yolları derken haksızlık etmiyormuşuz, yalan söylemiyormuşuz. Murat Aşık Fenerbahçe tribünleri şampiyonluğa inanmalı. Onlar inanıyor, inanmıyormuş gibi davranıyor demiş. Ben de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe teknik heyeti, Fenerbahçe futbolcuları, Fenerbahçe e, hani idari menajerine kadar, kulüp çaycısına kadar herkesin şampiyonluğa inanması lazım. İnanmayan defolsun gitsin. Kimseyi şöyle günlerde negatiflikle istemiyorum kardeşim. Açık ve net. Fenerbahçe'deki sıkıntılardan biri neydi? Kaleci sıkıntısı. Yağız Sabuncuoğlu önce dedi ki Fenerbahçe Hırvat iyi bir kaleci antrenörü getiriyor. Bu hafta içi yetişmesini bekliyorum dedi Sports Digital'da. Şimdi Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörüne dair de Sandro Zufi, Zufiç haberleri ortaya atıldı. Biliyorsun Nenat Bjelica'nın kaleci antrenörüymüş Sandro Zufiç. İsmail Kartal'ın yanına getirmek için de girişimler başladı dedi. Fanatik gazetesi falan. Ya Sabuncuoğlu paylaşırken Fenerbahçe resmi ekibine yani çalışan kulüp personeline. Zufiç ismi eklendi arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'mizin yeni kaleci antrenörü Sandro Zufiç oldu. Hocam tek anlatabilir misin nasıl bir şey? Arkadaşlar benim anlatmamla sizin anlayacağınız şeylerle olacak iş değil bu. Hadi ben her zaman söylüyorum lafa değil icraata bakıyorum. Çıkacak bir şeyler yapacak. Başka çaresi yok. Yani gösterecek ben buyum diyecek. Onun dışında geçin şunu bunu. Anlatabiliyor muyum? Ben bir önceki videoda şeyden bahsettim Ali Koç'tan ilgili. Murat Aşık demiş ki bilgim yok ama Ali Koç'un devam edeceğini düşünüyorum. Ali Koç'a çok ciddi baskı varmış bırakma diye falan. Ali Koç şampiyon yapmadığı müddetçe devam etmeyecek. Edemez de etmesi teklif dahi edilemez. Ali Koç Fenerbahçe'yi şampiyon yapsın. O zaman oturup konuşulur. Ama şampiyon yapmadığı hiçbir senaryoda umurumda değil. Haksız tam haksızsın değil. Emre Bol diyor ki ligin bitmesine 13 hafta kalmış. 13 hafta kala teknik direktör eleştirilmez. Ahmet'e, Mehmet'e hansa destek olduğunuz İsmail mı olmayacaksınız demiş. Teknik direktör eleştirilir. Ancak dozajında eleştirilir. Bana diyorlar ki takım kötü gidene kadar eleştirmedin, şimdi eleştirdin. Sezonlara göre Fenerbahçe'nin ligde kaybettiği deplasman sayıları. Koku zamanı 8 deplasman. Koku, Kuman, Ersun Yanal toplam 2018-19. Yani Ali Koç dönemi baz alınmış arkadaşlar. İlk sezon 8 deplasman maçı kaybedilmiş. İkinci sezon Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar yine 8 kez. 2020 2021 inanılır gibi değil. Emre Belezoğlu, şey Erol Bulut ve Emre Belezoğlu ortaklığında sadece bir deplasman maçı kaybedilmiş. 2021-22'de Vitor Pereira, Zeki Murat Göle, İsmail Kartal'da 4. 2022-2023'te 3 kez kaybedilmiş. Trabzon'u kaybettik hatırlıyorum. Galatasaray'a kaybettik hatırlıyorum. 2. Üçüncüyü hatırlayamadım Jesus'ta da. Gaziantep miydi acaba? 2023-2024 İsmail Kartal sıfır kez. Yani Fenerbahçe sıfır kez Deplasman kaybetmiş. Ben şunu söyleyeyim. Eğer bu sıfır kez kaybetme performansı sürsün. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur. Şampiyonluk da burada. Ama hocam Tadiç, İsmail Kartal kavga varmış. Sıkıntı varmış. Kim diyor? Ben duydum hocam. Duyumcu arkadaşlar söylüyor. Arkadaşlar ben size gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bak bir şey olsa e, ilk ben açıklarım zaten. Tadiç, Cekom, İsmail Kartal üçgeninde hiçbir sorun ya da soğukluk bulunmamakta. Hatta oyuncularım, oyuncular sistemimiz yok diye Ali Koç'a şikayette bulunmuşlar. Hülliyen yalan. Hülliyen yalan. Şimdi ben Ali Koç olsam, oyuncular bana sistemimiz yok diye şikayette bulsa siz geri mısınız derim. 19'da 19 yaparken sisteminiz vardı, şimdi mi yok derim. Ne değişti derim. Geçiniz bunlar. Aksine Ceko, Tadiç, İsmail Kartal'dan da onay ve izin alarak takımla toplantılar yaptılar. Takıma pozitif bir hava kattılar. Takım niye izinliydi sizce? Hepkes toplandı derdine döktü. Masada konuşuldu. Bak her duyumcuyum diyene inanmayın. Her Fenerbahçeliyim diyene de inanmayın. Bak Uğur Dündar beni engellemiş mesela. Ya kişisel ee, siyasi kaygısı yüzünden Fenerbahçe'yi masalara meze edenlerle zaten işim olmaz da. Beni Fenerbahçeli Mustafa Hoca'yı engelleyecek kadar ya bir insan Fenerbahçe düşmanı yani düşmanlar bunu yapmıyor ya. Neyse umurumda değil en azından niyet belli edilmiş oldu. Bartu Elmas yani Sivas Spor'daki kiralık oyuncumuz bu hafta da 90 dakika oynatılmış. Düşünün ilk başında 65 dakika falan oynadı. Bu hafta 90 dakika full. Yani böyle giderse sezon sonunda şahane bir dönüş yapacak. Kiralık futbolcularımız da siz izlemeseniz de ben takip ediyorum. izliyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Ben Avacı Çaykur Spor maç öncesinde kart alarmı var. Alexander Ciko 1. Sebastian Şimanski 2. inanılmaz. Dusan Tadic 3. Michi Batshuayi 4. 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler. Bunu söyleyeyim. Açıkçası ben Ciku'nun, Şimanski'nin, Tadic'in hatta Batshuayi'nin yani kısacası dördünün birden sarı kart yemesi taraftarıyım. İnşallah dördü birden sarı kart yer de cezalı duruma düşerler. Çünkü başka türlü Şimanski formdan düşüyor. Kes oynatma. Yok oynatacağım. Tadiş düşüyor. Yok oynatma oynatacağım. İsmail Kartal da ben böyle eleştiriyorum. Bak Şimanski demişken. Ben bir defter açayım. Fred'in tedavisi çok güzel gidiyor. Olumlu gidiyor. Kasımpaşa maçında takıma dönmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Allah'tan bir mani gelmezse. Fred ile birlikte oynarken Şimanski. 14 maç 9 gol 6 asist. Yani 14 maçta 15 gol katkısı. Keramet Fred mi? Evet Fred ne? Evet yanlış duymadınız. Keramet Fred'de. Ben bunu defalarca da anlattım. duymadım Tekrar anlatabilirim ama gerek yok. Fred yokken Şimanski 10 maçta 0 gol 3 asist. Bu kadar etkeder mi? Hocam belki de Fred yokken derbi oynamıştır. Tır. Tır tır. Bak sorunun kaynağı net olarak İsmail Kartal. İsmail Kartal'ın acaba Fredsiz Fenerbahçe nasıl olmalı diye gram düşünmediği gerçeği. Lan i̇nsan bir düşünür acaba fretsiz nasıl oynarım? Oturup yatıp kalkıp bunu düşünmeliydim. Ya Allah muhafaza sağda solda bir sıkıntı olsa 3-4-5 tane alternatif var ya. Ya ön libero İsmail oynar, Ciku oynar, Kuru oynar. Bak Ciku diyorum Ciku. Lan çok zorla Zaitsin Mert Takan'ı bile oynatırsın. 5 tane adam var. Sağ açıkta İrfan'a Cengiz'i falan geçtim. Ferdi'yi oynatırsın. Mert Müldür'ü oynatırsın. Osa'yı oynatırsın. La beni oynatırsın. Şimanski'yi de sağ taraf oynatırsın. Ya ama Fred'in yedeği yani Fred'in oynatacağı bölge yani Fred'in oynadığı bölgede oynatacağı isim bence İsmail Kartal'ın en ciddi sıkıntısı burası. Ya hiç olmazsa bir Fred'in yerini dolduracak hamle düşüncesi olması lazımdı. Hesaplaması lazımdı. Şimanski demişken Bayer Leverkusen akademik sportif direktörü. Selamay Merçaneski Salay potansiyel olarak Leverkusen'in transfer hedefi demiş. Yani Adam açık açık biz scouting yapıyoruz. Biz izliyoruz demiş. Bizim hedefimiz demiş. Arkadaşlar bu adamlar İsmail Yükseğe 12 milyon eurodan başladı. 16'ya kadar teklif sundu. Şimanski'ye ne vereceklerini düşünün. Ha şurada bir gerçek. Fenerbahçe Avrupa piyasasında ciddi manada adına söz ettiren bir takım. Bakacağız. Fenerbahçe ile adı geçen Mehdi Taremi yeni sezonda Inter forması giyecekmiş. Bunu niye haber aldım? Hocam bize ne? Yani bizlik bir durum. Arkadaşlar Mehdi Taremi zamanında Rize Spor'a gelmiş biliyor musunuz? Orada oynayamam. Yani oynamamış direkt kaçıp gitmiş. Ciddi söylüyorum bak. Portadaki Mehdi Taremi kaçıp gitmiş. Yani demek ki her süperstarın yolu oradan geçiyor. Bu sezon kısır bir Mehdi Taremi var geçen sezona göre. Geçen sezon leblebiciydi bu adam. Yani e, öyle bir durum var. Yani futbolcuyu hani aklıma gelmişken de cümle içinde kullanayım dedim. Çok da önemli değil. Hani zamanında Rize Spor'la aşıp geldi ama Fenerbahçe'nin yeni sezon hedeflerinden biriydi Taremi. Bunu da ipucu olarak vereyim. Yani olmadı arkadaşlar. Anladınız mı? Mehdi Taremi konusunda Fenerbahçe belki de yazdığın almaya çalışacaktım. Galatasaray Futbol Federasyonu Mario Branco'nun Alanya Spor müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıklamış. Yani şunu söyleyeyim Süper Lig'de bir hakem bile Portekizce bilmemesine rağmen bir hakem bile Portekizce bilmiyor ama Fenerbahçe'nin Portekiz'de oyuncusu Fred Kırmızı Kart'ta küfür etti diye ceza yiyor. Fenerbahçe Sportif Direktörü bunu konuşuyor. Aklıma Şekip Mosturoğlu'nun o güzel cümleleri geliyor. Diyor ki Şekip Mosturoğlu. Et ve balık kurumunda bile FETÖ temizliği yapıldı ama TFF'de ve spor medyasında yapılmadı. Onlar hala görevlerinin başında diyor. Yani yani başka söze gerek yok diye düşünüyorum çekip Mosturoğlu özetledim. Beşiktaş Al sözleşmesinde bulunan 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bon servisini aldığını açıklamış. İnşallah ilk maçtaki performansına aldanmak gibi bir hata yapmazlar. Ben Fenerbahçe taraftarına bunu öğrettim. 450 dakika izlemeden hiçbir futbolcu hakkında yorum yapmam diye. Umarım kafaları basıyordur. Ben şunu söyleyeyim. Ligin en kötü futbol oynayan takımlarından biri Kayseri Spor'du. O Kayseri Spor, Galatasaray şey Galatasaray diyorum. Galatasaray deplasmanda evet hakem Galatasaray'a hediye bir penaltı vermeseydi puan alıp gelecekti. Oradan. Belki de puanlar alacaktı. Yani bilemem bunu. Ama o Kayserispor Beşiktaş'ı neredeyse evinde yeniyordu arkadaşlar. Topu mopo direkten döndü etti. Hani ben bir, bir kısmını izledim maçın. Ben Fenerbahçe maçı hariç maç izlemiyorum diyorum ama izliyorum arkadaşlar. Kendimi geliştirmek açısından çünkü Hepinize karşı bir sorumluluğum var. Futbola dair geliştirmem gereken şeyler var. Bakış açımı değiştirmem lazım her şeyden önce. Hani e, benim de yapmam gereken fiiller olduğunu düşündüğüm için bakıyorum da merak etmeyin. Ama Almusrati o Muçi bence 450 dakika izleyip konuşun. Sizde sizin için aysın diyorum. Hocam ilk maçta çok iyilerdi. Ben çok beğendim. Süperlerdi. Müteşemlerdi. Siz müteşem diyorsanız tam sezonu kapatır oyuncu. Sizin maşallah dediniz. Gürcan Bilgiç neredeyse her sezon Fenerbahçe karışıyor. Yönetim sıkışıyor. Taraftar öfkeleniyor ve şampiyonluk gidiyor. İsmail Kartal'ın takımı 19 maç üst üste kazandı. Bütün kulvarlarda yürüyor rekorların sahibi. Ama bir beraberlikte her şey bitti öyle mi? Hesabın kesileceği zaman sezon sonudur. Şu anda ligin en iyi, en etkili, en güçlü oyunun oynayan takım var. Köprünün altından çok sular akacak. Kısacası sıkıntı yok demiş. Sıkıntı var. Sıkıntı yok demek sıkıntıdır sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Şudur. Biz inanılmaz saçma bir şeyin içine girdik. Yani bir paradoksun içine girdik ya. Tuhaf bir paradoksun içine girdik. Ya ilginç bir paradok Bu arada arkadaşlar, Saadettin Saran'ın medya kuruluşu 3 yıl için yarım milyar dolar teklif etmiş. Yani 500 milyon dolara çıkmış üç yıl için. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ee, bak bak Fenerbahçe'deki sıkıntı ya 5 atıyordu 6 atıyordu hocam 7 atıyordu o zaman iyiydi şimdi mi kötü? Evet o zaman iyiydi şimdi kötü. O zaman siz 200'lü hayır biz 200'lü değiliz. Biz o anki durumda nasıl övüyorsak şu anki durumda da öyle gömüyoruz demiyorum. Şu anki durumda da öyle eleştiriyorum. Yani biz nasıl kurtuluruz? Allah'ıma dua ediyorum. Rabbim hayırlısını versin. İnşallah Fenerbahçe Rize'yi yener. Galatasaray Ankara Karakoc'una yenilir inşallah. Ondan sonra pazar günü ben burayı tahmin edemiyorum. Düşünemiyorum. Hayal bile kuramıyorum. Pazar günü burayı yıkılır. Şampiyonluk şarkıları besteler, en iyi Kartal İsmail Kartal, Kartal gol 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 falan başlarsınız yani inanılmaz şeylere başlarsınız. Ben biliyorum. Ben taraftar grubunun kitlesini biliyorum. Arkadaşlar kanala destek falan filan hiç umrunda değil İşte üyelere forma dağıtıyoruz. Üye olun forma çekilecek atan yok umrunda değil. Dediğim olsun arkadaşlar üye olur musunuz? Bir bakarsın canlı yayında 100 tane 200 tane hediye üyelik verilir. Arkadaşlar ya benim hani kanalda bir sıkıntı var da yorum lazım. Sabaha kadar ya yani bütün editörler kanalda yorum bakarız. 500 tane 5000 5000 tane yorum olur. Fenerbahçe taraftarı duygusal ya. Allah Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürsün inşallah ya. Bak hepiniz kardeşimsiniz. Ne derseniz sevin sevmeyin benim önemli değil. Şehriniz memleketiniz umurumda değil. Ama biz kardeşiz. Aynı amaç uğrunda birleşiyoruz. Ve aynı amaç uğrunda hareket ediyoruz. Allah hepimizin yüzünü güldürsün inşallah. Ahmet Çakar, İsmail Kartal Türkiye'nin en namuslu en çalışkan ama lobisi az olan hocasıdır. Hatalar yapabilir. Kaldı ki son maçta hata yaptığını düşünmüyorum. Enseyi karartmaya gerek yok. Daha çok maç var demiş. İsmail Kartal dizinin dibinde görselleri olmadığı için birilerinin, dizinin dibinde fotoğrafları olmadığı için belki de bugün bu pu puan sıralamasında. Belki de İsmail Kartal'ın da zamanında birileriyle videosu olsaydı. Birilerinin dizinin dibinde fotoğrafı, görseli olsaydı. Şu an açık ara Fenerbahçe şampiyon yani liderdi ve şampiyonluğu belki de garantilemişti. Ben kefilim yani bu işe. Fenerbahçe tarihinde şu anda en başarılı teknik direktör İsmail Kartal puan sıralamasında. İyi de hocam Galatasaray'la bir iki puan gerideyiz. O Galatasaray'ın kullanmasından. Hocam hala bir şey yok. Yok tabi aynen. İstanbul Spor maçında 15 metreye kurulan barajın hiçbir etkisi yok. Kayseri maçında hediye edilen penaltının hiçbir hediyesi etkisi yok. Gaziantep maçında Icardi adamın yüzüne vururken ayağına vuruldu diye penaltı verilmesinin hiçbir etkisi yok. Başakşehir maçında Kerem'e verilen abidik gubidik penaltının hiçbir etkisi yok. Hatay'da Barış Alper dirsek atarken yemediği kırmızının hiçbir etkisi yok. Beşiktaş maçından önce Mustera, Hakem'e bilmem neler yaparken yemediği kırmızının etkisi yok. Sonraki bir düşürürken yemediği kırmızının etkisi yok. Sakaboyay'ın falan haftalarca yemediği sarının etkisi yok. Kerem Aktürkoğlu'nun aylarca 40 maça yakın ikinci yemediği sarı kartın hiçbir etkisi yok. Bunların etkisi yok. Bunun etkisi var. Tebrik ederim. Çok zekice. Çok 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 zekice düşünüyorsunuz. Tebrik ederim. Sen de her şeyi hakeme bağlıyorsun. Tabi ette balık kurumuna bağlamam lazım. Siz de haklısınız. Doğru. Galatasaraylılar diyor ki Fenerbahçe hakemle buraya geldi. Hakemler olmasaydı buraya gelemezdi. Örnek diyorum bit, 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 bit. Trabzon maçında diyor hakem kolladı. Trabzon maçında Fener yenildi. 500 kere kollasan hocam. Ha yenmese hakem kollamasına rağmen yenildiniz bak. Alanya maçında hakem kolladı beraber kaldı. Rahat <laughs> diyor. Ulan hakem kollasa. Misal veriyorum bak. Salak olan salak bile bu sorunun cevabını çok rahat verir. Hakem kollasa 46'da penaltı verdi. Sarısı var oyuncunun. Cart ikinci sarı kart atıl. Alanya 10 kişi fener penaltı kullanıyor. Bir hamle. Bir hamle. İyi e, de hocam o penaltı mı? Galatasaraylı arkadaşlar o penaltı mı dedi. 3 tane örnek verdim. Sizin bu üçü penaltı değil bu da penaltı değil dedim. Bu sefer diyorlar ki ya öyle de deme. Onlar da, yani, onlar da şey yani penaltı verilebilir hakem kararı. O üçü de penaltı değil, bu da penaltı değil dedim de yırtınıyorlar. Gaziantep'te bir penaltısı verilmese Galatasaray'ın gitti 2 puan. Kayseri maçında verilmese gitti 2 puan. Başakşehir'de verilmese gitti 2 puan. 6 puan çık Galatasaray'dan. Hadi Fener'den de 1 puan çık. Hadi. Neyse daha çok konuşurum da. Rize Spor maçında Mert Hakan yandaş sürprizi. Arkadaşlar bu bana da sürpriz oldu. Şimdi ben e, herkese saygı duyuyorum. Sosyal medyadaki içerik üreticilerinin hepsine saygı duyuyorum. Herkesten de ortak canlı yayına da çıkabilirim teklif ederlerse hocam gel buyur birlikte yayın yapalım derlerse seve seve vaktim zamanım müsait olduğu zaman hatta gurur da duyarım. Hatta ben şunu söyleyeyim bana kalırsa Fenerbahçe hesapları birbiriyle olabildiğince ortak yayın yapmalı. O onu büyütmeli o onu büyütmeli. Yani takipçiler ortak hareket etmeli. Atıyorum benim takipçim başkasını takip ediyordur. Normal bunlar. Onunki beni takip etmeli. Atıyorum kafadan. Her Fenerbahçe takipçisinin ortak bir havuzu olsa 200 bin kişi diyelim. Her Fenerbahçeli 200 bin kişi takip ediyor gözükse illa izlemesine gerek yok. İşte o zaman Fenerbahçe şampiyon olur. İşte o zaman Fenerbahçe şampiyonluklardan şampiyonluklara koşar. Ama tabi bunu da uygulamak zor zanaat. Ahmet Konanç. Rize deplasmanında ilk 11'de Mert Hakan yandaşı bekliyorum demiş. İsmail Yüksek'ten 8-10 çıkartma zorlamasına son vermek lazım. Burayı ben de okeyledim ama farklı bir şey söylüyor. Bir süre dinlenmesi iyi olacak. Şimanski'nin yerine dahi düşünülebilir. Şimdi cümledeki bozukluk şuradan. İsmail Yüksek mi dinlenmesi lazım? Şimanski'nin mi dinlenmesi lazım? Şimdi İsmail Yüksek 8-10 olmaz. Katılıyorum. Zaten bu benim cümlem. Türkiye'nin en iyi 6 numarasıdır İsmail Yüksek. Sakat olmadığı müddetçe, hasta olmadığı müddetçe, formu düşmediği müddetçe Türkiye'nin en iyi altı numarasıdır İsmail. kralı gelse İsmail Yüksek oynamalı diyorum ben. O kadar söyleyeyim size. Mert Hakan yandaşa gelince sıfır kredisi olan bir isim. Bankalar kredi bile vermiyor. O kadar diyeyim. Kredi kartı bile vermiyorlar. Kurun işte beklenen patlama olmadı. Şimdi kurun iş beklenen patlamayı yapmadı. Taraftarın gözüne giremedi. Geçer not alamadı. Fred dönene kadar İsmail 6 oynamalı. Kurun hiç 8 oynamalı. Ha illa biri dinlensin diyorsan kurun içi dinlendir. 8'de o zaman Mert Hakan'ı dene. Lafım yok. Savunma katkısı verir. O falsif anlamda da uzaktan bir şutu maçın kaderini belirleyebilir. Uğur Meleke. Bence Fred'in yokluğunda 8 numara alternatifi olabilirdi Linkolin demiş. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben burada bas bas bağırdım. Demedim mi? Ya bak Lincoln Henrique, Crespo çok gönlü oyunculardı. Ben bir şey söyleyeyim. Kurun için böyle çıkacağını bilseydim yemin ediyorum derdim ki Crespo gitmesin kurun hiç gelmesin. Yemin ediyorum size bak yeminle söylüyorum. Bildiğin tanıdığın oyuncu ne yapacağını bildiğin oyuncu uzamaz kısalmaz Crespo. 8'de de oynayabilen bir yetenek şey var. Ha bana sorarsanız 8'de kurun hiç Crespo'ya da fark atar. Zayt'sa da fark atar. Ha bir fret kadar olamaz ama 8 numara oynayan Kurunic. 8 oynayan Kurunic ligi sallar. İsmail Kartal bir inat ediyor. 6-6-6 Kurunic'den 6 olmaz yumuşak. Süperlik için hani bu yumuşaklık kabul edilemez. Böyle bir yumuşaklık olmaz. Bak Kurunic Galatasaray dosyada kendini yere ata ata çok iyi bir futbolcu olurdu. Beğenirlerdi de. Yere de atma özelliği yok. Ha, Fenerbahçe'de atsa da ya hakemi aldatmaya yönelikten sarı kart yer. O da ayrı mesele. Kurun işten altı olur diyen futboldan gram anlamıyordur. Hani herkesin fikrine görüşüne saygım var. Hocam şöyle olabilir böyle. Kurun işten altı olmaz. İsmail Kartal bu kafayla giderse İsmail Kartal'dan teknik direktör de olmaz. Bu kafayla giderse. İnadım inat diyen hiçbir Allah'ın kulundan hiçbir şey olmaz. Hayatın her alanında söylüyor. İnadım inat. Kurun içi ben aldırdım oynatacağım. E, kenti ben aldırmadım oynatacağım. Kent olay. Açıklayın abi. Kulüpte iki tane sosyal medya sorumlusu var. Artı Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından sorumlu kişiler var. 12 numara var. Lake of Tears var. Fener hesabı var. Ayetullah hesabı. Açıklayın abi. Kent olayı ne? Alkol mü kullandı? Uyuşturucu mu kullandı? Allah'a mı küfür etti? Kur'an-ı Kerim mi yaktı? Ben merak ediyorum. Ne yaptı abi? Hadi. Onu açıkladınız. Hadi. Onu ben bir şekilde anladım. İsmail Kartal son maçta Alanya maçında niye oynatıp da bir gün sonra kadroya ulaşamıyordu? Hocam 15 dakika oynayacaktı. He. Gol atarsa, asist yaparsa, maçı kazanırsa kadroya yazacaktı. Olan Fenerbahçe 12 futbolcunun 12 dakikasından kadroya yazıyorsa bitmiş o Fenerbahçe. Ha derseniz hocam futbolcunun sözleşmesinde madde var. Şu kadar oynaması lazım diye mecbur onu doldurduk diye. Türkiye Kupası'nda da yapılabilirdi bu. Öbüründe de yapılabilirdi bu. Başkasında da yapılabilirdi bu. Ya bu illa şimdi mi olacaktı? Başta başına bir saçmalık var işin içinde ama. Bak İsmail Kartal'a millet niye teknik direktör olamaz diyor biliyor musunuz? Çünkü zor zamanların adamıdır teknik direktör. İşler iyi giderken herkes teknik direktör olur. Takım 19'da 19 yaptığında teknik direktörüne beni de getirseniz aynı olur. Hocam seni bugün Fenerbahçe teknik direktörü yapsak. Rize maçını hangi 11 çıkarsın? Mesela bu soruyu çok duydum. Cevabı verdiğim zaman da enteresan tepkiler alıyorum. Ulan madem tepki vereceksiniz niye soruyorsunuz? Veya adamlar. Ben Rize maçını hangi 11 çıkarım biliyor musunuz? İrfan Can Eğribayat kalede çıkarım. Al sana link şey. Ee, Livakovic efendi. Kendine bir çeki düzen ver. Sağ bekte Usai. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Kabul. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bu Tadic sistemiyle zor. Ya bu Tadic sistemiyle zor ama. Neyse. Ferdi. Bak işin bir de şey boyutu var. Hani şampiyonluğa koşarken çok da oynama doğru değil. Çok oynama kesinlikle doğru değil. Ferdi Solbek. Sağ bekte o say. Stoper ikilisi. Bonucci Ciku. Tartışmasız Bonucci Ciku. Galede İrfan Can Etti sana iki tane türkü kurdum. Ha sen illa Livakovic diyorsan Livakovic'i bitirirsin batırırsın. O da ayrı mesele ama neyse. Orta alanda İsmail 6 Şimanski 8 Tadic 10. Nasıl olur? Hocam olmaz. Çok oynamak iyi değil. Tamam. İsmail 6. Kuru iç 8. Fred 10. Kuru serbest 8. Yani daha çok ofansa ofansı düşünmesini istediğim 8. Sivanski'yi rahatlatmasını istediğim 8. Sol kanatta Tadic. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci. Forvet'te Bacuay. Ceko'da değil. Ha şimdi gelelim şuna. Bu kanat bekleriyle forvette Ceko'yu oynatırım. Arkadaşlar biz ben size bir şey bahsedeyim. Osayi ve Ferdi oynarken orta denemiyorduk. Yerden oynuyorduk. Yerden oynadığımızda Ceko daha etkiliydi. Şaka gibi. Yerden Ceko daha etkiliydi. Çünkü hava topuna çok nadir orta açıyorduk. Açtığımız ortalar da etki eden ortalardan. Biz yaklaşık 10 maçtır çok fazla orta deniyoruz. 10 maç öncesinin orta istatistiklerini konuşalım. 10 maç sonrası çok orta deniyor. Bu kadar orta Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Eğer İrfan ve Osayi yani İrfan Osayi kanadını kurarsan, solda Ferdi Tatlici kurarsan daha çok yerden denersin. Ceza sahasının dışından gelen koşucularla malı götürürsün. kurun ile ve Şimanski ile malı götürürsün. Benim söylediğim kadroya çıkarsak Shimanski de bayağı gol atar, Kuruniş de bayağı gol atar. Edinceko. Edinceko 45 dakika oynasın. 45. dakikada skor ne olursa olsun ikinci yarı Batshuayi'ye ya girsin. Skor ne olursa 4-0 öndesin Batshuayi'ye girsin. Sıfır sıfır bat şu girsin. 2 sıfır öndesin bat şu girsin. Anladınız mı? Çünkü Ceko'nun da etkisi yatsınamaz. Ama ben şunu söyleyeyim. Eğer Kroniç serbest 8 oynarsak Ceko'nun geriye gelmesine gerek kalmaz. Ceko orada head yapar. Bu dediğimi de unutmayın. Ben bu olsam. iyi de hocam senin farkın hiçbir fark olmadı. Aynı kadro çıkarttın. Stoperlerle oynadın hocam. Bizim stoper tandemi çok iyi. Çağlar orada parayı bırakıp geldi diye her maç oynama zorunluluğunda değil. Çağlar benden geçer not alamadı geçen Alanya maçında onu söyleyeyim. Ciku geçer not aldı Alanya'da ama Çağlar alamadı. Bonucci dimdik sert isim. Fener ayrıca şunu söyleyeyim. Fenerbahçe duran toplarda Türkiye Ligi'nin en kötü ikinci takımı. İsmail Kartal e, millete laf sokacağına otursun adam akıllı duran top çalıştırsın. Türkiye Ligi'nin en kötü ikinci takımıyız duran topta. Birinci kim? Çaykur Rize en kötü. En kötü iki takımı karşılaşıyor. Korner Hiçbir kornerde heyecanlanmıyorum nedense. Hiçbir kornerde. Hiçbir duran topta heyecanlanmıyorum. Ya yeter yazıklar olsun ya. ya çalışın. İrfan serbest vuruşun kralı. Şimanski kralı. Ferdiye serbest vuruş kullandırıyoruz lan. Ferdiye ferdiye. Ne anladım ben bu işten? Tamam, Ferdi yeteneksiz diye demiyorum. Bu olmaz. Tadiç. Benim bildiğim Tadiç. Çok iyi duran top kullanmaz. Tadiç duran top kullanmaz oldu. Penaltılarda bir rezilliği vardı. Şimdi toparladı. Anladınız mı arkadaşlar de demek istediğimi? Yani Türk futbolunda eğer Fenerbahçe... Ha şunu da belirteyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olması her takımın işine gelecektir. Özellikle Fenerbahçe'nin işine gelecektir. Ama diğer takımların daha çok işine gelecektir. Çünkü diğer takımlar Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda ciddi manada gelir elde edecekler. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar benim aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Yani hepinize selam gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun arkadaşlar. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Hepinize. Çünkü siz de benim kardeşimsiniz. Şurada 69.100 yazıyor ama bunların büyük ihtimalle 64.000'i 63.000'i transfer zamanının takipçileri. Geri kalan 6.000 kişilik 7.000 kişilik bir ordumuz var her videoyu izleyen beğeni atan ya da elinden geldiğince beğeni atan geç de olsa sonradan da izleyip beğeni atan Özellikle o kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar destekleriniz için. Allah Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürsün. Bolca güldürsün inşallah. Görüşmek üzere.